Yani geleneksel okumaların dışına çıkıp eğer şeyden Alice Miller'den çocuğu okumaya başlayınca o zaman bakış açısının değiştiğini göreceğiz. Ve ben şeyi senin çok iyi okuduğunu görüyorum. Alice Miller'i çok iyi anladığını, çok iyi keşfettiğini görüyorum. Sayılıdır Hocam. aslında. Sayılıdır yani evet. Sayılı Hocam. Alice Miller'i okuyan ve keşfetmiş olan kişi sayılır. Çünkü tercümesi biraz ağır yapılmış gibi geliyor. Halbuki duygusal derinleşmekte zorluk çekiyoruz aslında. Onun tercümesinde zorluk değil de o cümleler kişiyi derinleştiriyor aynı zamanda. Çok güzel kurgulamış cümleleri derinleşmekte zorluk çekiliyor. Ondan dolayı anlaşılmıyor. Ve bir şey var hocam Alice Miller'de. Ben öyle. Yani aslında kişi kendini keşfetme yolculuğuna çıktığında Alice Miller'la karşılaşıyor. Bana öyle geldi ya. Yani bana öyle olmuştu. Yani kendini keşfetme yolculuğunda aslında çocukluğundan başlıyorsun ki marazalarını keşfetmen lazım, kendini bilmen lazım. Ama orada sanki işte birazcık şeye ihtiyaç var. Mesela o yine yetenekli çocuğun dramının içerisinde kısa bir cümle, 2 satırlık bir cümle olarak geçen bir yer var. Yanılsamalarımızdan kurtulabilecek miyiz diye bir şey var. Her yaşam bir yanılsamalarla doludur diye anlattığı bir yer var. Mesela yanılsamalarımızdan kendimizi kurtarabilmemiz neredeyse imkansızdır. Neredeyse imkansızdır. Bir örnek vereyim. Geçenlerde karşılaştığım bir danışanımla çocukluk dönemini konuşuyoruz. Çocuklukta nasılsın? Çocuklukta iyiyim. Annem işte eğitimli, kültürlü, babam eğitimli, kültürlü. Eşi de aynı zamanda kendini onarmak için bir yolculuğa çıkmış bir hanımefendi. Eşi ayrı kendini onarıyor. Kendisi ayrı kendisini onarıyor. Eşi ona Alice Miller'in bu satırlarını okumuş. Şunu okumuş. Çocuklukta kendisiyle konuşulmamış olan kişiler diye bir cümle okumuş. Kendisiyle konuşulmamış olan kişiler diye. Eşine ağlayarak demiş ki ya ben kendimi hatırlıyorum 4, 5, 6 yaşlarını. Benimle evde kimse konuşmazdı diye ağlayarak o anı hissettiği duyguyu eşiyle paylaşmış. Eşi de demiş ki ya demiş sen nasıl bir travmatik evde yetiştin diye söylemiş. Benimle hep konuşuluyordu, annem konuşuyordu, babam konuşuyordu, sohbet ediyorduk falan diye. Sonra kendisi de eşinin söylediği bu sözlerin de birazcık kendisinde oluşturduğu derinleşmeyle Alice Miller'in o bölümünü tekrar okuduğunda bana anlattığı cümle şöyle dedi ki hocam birden içimde bir şey koptu. Öyle bir boşluğa düştüm ki kendimi kanepenin üstünde gördüm. Anneannem sürekli el işi yapar vaziyette. Televizyonda TRT açık. Sürekli müzik çalar vaziyette. Anneannem müzik dinliyor. Annem ise sürekli önümden mutfağa geçiyor, balkona geçiyor, içeriye geçiyor, bu tarafa geçiyor. Elimde bir oyuncak var. Küçük bir oyuncağım. Onu hatırladım. Bir asker, küçük o kurşun askerlerden bir kurşun asker. Ağzı açık vaziyette ben ortalıkta böylece etrafı seyrediyorum ve benimle gerçekten kimse konuşmadığını o sırada fark ettim. Ama kocası ona içini dökene kadar o kendisini konuşulmuş bir çocuk olduğunu zannediyordu, Evet, değil mi? kendisinin çok ilgilenilmiş bir çocuk olduğunuzu, içimde koca bir boşluk oldu, hıçkırarak ağladım. Benimle kimse konuşmuyordu. Anneannemi hatırladım. Anneannem benimle niye konuşmuyordu? Çünkü iş yapıyordu, güç yapıyordu ve ben onun ilgi alanının içerisinde değildim. Annem neden benimle konuşmuyordu? Beni sevmiyor muydu? Hayır, her seferinde sen benim biriciğimsin diye kendi ihtiyacını karşıladığını sonradan fark ettim aslında. Konuştuğunu zannettiğim anlar sadece annemin kendi ihtiyacını gidermek için benimle temas kurduğu anlarmış. Bense annemin ihtiyacını bekliyormuşum. Kendi ihtiyacı oluşup da benim yanıma gelip böyle birazcık benimle konuşmak için saçımı okşayıp sonra geri gideceği an benim için bir beklenti anı. Çünkü geri kalan vakitlerde benimle konuşulmadığını ben kabul etmişim. Koltukta bir o tarafa doğru eğriliyorum. Koltukta bir bu tarafa doğru eğriliyorum. Gözüm sürekli olarak TRT'de müzik çalan o şeyi dinliyorum. Şimdi ise müzik literatürümün o kadar zengin olmasının sebebi
günün bilmem kaç saatini sürekli olarak TRT'de müzik dinleyen bir çocuk olarak yetiştiğimi ve benimle konuşulmadığını yeni fark ettim. Mesela bu beyefendi hanımefendi değil aslında bu. Beyefendi kendi yanılsamasının içerisinde kendini şu gerçeklikle beslemiş. Ben sevilen bir çocuktum. Ben ilgilenilen bir çocuktum. Ve bizim evde herkes birbiriyle demokratik ortamda konuşulurdu. Hayır. Şimdi gerçeği şununla karşılaşıyor. Annem eğer sevme ihtiyacı oluştuğu sırada benim yanıma gelirdi. Beni severdi. Ben de annemin o ihtiyacını beklerdim. Çünkü eğer annemin o ihtiyacı oluşmadan yanına gittiğimde annem gerilirdi. Gider misin? Yemek yapıyorum. Geç bir 5 dakika. Telefonla konuşuyorum. Bir uzaklaşır mısın? Of, ben öyle kabul etmişim ki sanki hapishanede parmaklıklar arkasında bekleyen bir kişinin görüş gününü bekleyen birisinin kendisini ziyaret etmesini bekler vaziyette. Bekler olduğum duyguyu hissettim. Bunlar bizim teker teker yanılsamalarımız. Biz ruhsal bunalım yaşamamak üzere aslında kendi gerçeğimizi kabul etmek yerine inandığımız şeyi yaşamak zorunda kalırız uzunca bir süre. Ve bu bizim yanılsamamızı oluşturur. Bu bizim yanılsamamızı oluşturur. İşte Alice Miller orada mesela birer cümle içerisinde geçiriyor ama okumalara başladığımızda derinleşmeye başladığımızda bize daha farklı anlam çıkartıyor. Kendi yanılsamalarımızdan kurtulmaya başladığımız sırada işte kendilik sürecimiz de o zaman başlıyor. Yanılsamalarımızdan kurtulmaya başladığımız sırada kendilik sürecimiz de doğru başlıyor. Sonra işte kendimizi affedeceğiz, kendimizi sevmeyi öğreneceğiz, kendimize barışmış olacağız.